Kral İsa'nın müjdesi, Elçi Matta'nın müjdesi. Sevgili dostlarım, şu anda Kefernaum havrasındayım. Buradan sizinle Matta'nın müjdesini çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü programımızda yardım ve sadaka yasasını inceleyeceğiz. Bu konudan bahsetmek için en uygun yer burasıdır. Kefernaum, eski ahitte önemli bir şehirdi. İsa, Nasra'dan Kefernaum'a taşındı. Şu anda beyaz taşlarla inşa edilmiş, 4. yüzyıl Bizans döneminden kalma bu eski havradayım. Burası, ilk havranın temellerinin üzerinde inşa edildi. Şeria Vadisi'nin volkanik bir bölgesinde bulunduğu için ilk havra bazalt taşlarıyla inşa edilmişti. Karşı tarafta da Taberiye Gölü bulunur. İsa gelip buralarda yaşadı. Elçi Matta'yı da burada, Kefernaum kapısında vergi toplarken çağırmıştı. Burada üzerinde Matta'nın ailesinden birinin adının yazılı olduğu bir sütun bulundu. Bu sütun, bu görkemli havranın yapımında kullanılmak üzere hediye edilmişti. Bu yerde İsa birçok mucize yaptı. Eşsiz öğretişler verdi ve zamanının büyük bir bölümünü burada geçirdi. Onca öğretiş ve mucizelerden sonra İsa bu yeri yargıladı ve bunun sonucunda çok güçlü bir deprem yaşandı. Kefernaum yerle bir olduğu için sadece ondan arta kalan eski kalıntıları görebiliyoruz. Bütün dünyadan turistler buraya akın ediyorlar. Konuşmamıza devam ederken onlarla beraber gezeceğiz ve biz de araştırmamıza devam edeceğiz. Matta 6:1-4. Dikkat edin. Yapmanız gereken doğru işleri gösteriş için insanların gözü önünde yapmayın. Öyle yaparsanız göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka vereceğiniz zaman bunu ilan etmek için önünüzde borazan çaldırmayın. İkiyüzlü kişiler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verdiğiniz zaman sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Kral İsa'nın müjdesi, Elçi Matta'nın müjdesi. Programımızın bu bölümünde Zeytin Dağı'ndan Matta'nın müjdesiyle ilgili çalışmamıza devam edeceğiz. Kral İsa'nın müjdesi. 6. bölümde 1. ayetten başlayarak sadaka ve yardım yasası hakkında bilgi verir. Bulunduğum bu önemli yerden Yeruşalim antik kentini, surlarını, altın ya da batı kapısını, Stefanos kapısını, Diriliş Kilisesi'nin arkasındaki büyük tapınağın tepesini ve tabii ki Getsemani bahçesinin bulunduğu Zeytin Dağı'nı Yeruşalim antik kentinden ayıran görkemli Kidron Vadisi'ni görebilirsiniz. Burada sadaka ve yardım yasası hakkındaki konuşmamıza devam edeceğiz. İnsanlar Yeruşalim'deki tapınağa sadakalarını ve bahşişlerini getirirdi. Ama bu konuya başlamadan önce kutsal kitapta hem eski ahitte hem de yeni ahitte ondalık hakkında açıklanan bir gerçeği size anlatacağım. Ondalık kazancın %10'unu vermektir. Her imanlının Tanrı'ya vermesi gereken miktardır bu. Ama sadaka ve yardım farklı bir şeydir. Bunlar sevgiden ve merhametten doğan verişlerdir. Bu verme olayında yaptığımız yardım işinin yanında samimiyet ve Tanrı'ya itaat önemlidir. Ondalık bir görev, yapmamız gereken bir şeydir. Bu bölümde İsa sadaka ve yardımdan bahsetmiştir. Sevgili dostlarım, bu bölgede, yani Orta Doğu'da yaşayanların yaygın bir problemi vardı. Bir şeyi ya da sadakayı verirken insanların bilmesini, görmesini ve takdirini almayı isterlerdi. İsa bu yanlış bakış açısını reddetmiştir. O,
bütün yanlış yaklaşımlarla yapılan işlerin düşmanıdır. Ama özellikle ikiyüzlü dinciliğin düşmanıdır. İsa sadaka verirken kendi kurallarını uygulamaktan gurur duyan insanları uyardı. İsa'nın insanları uyardığı bu konuda iki problem yaşanır. Birinci problem ikiyüzlü dindarlık. İyi işler yaparak Rabbin bereketini kazanma hakkının var olduğuna inanan insanlardır. Rabbin onları yaptıklarından dolayı kabul edip onlardan hoşnut olması gerektiğini düşünenler. İkinci problem ise insanlardan övgü kazanmak için iyi şeyler yapanlardır. Bu motivasyonların ikisi de yanlıştır. İlk gruptakilerin amacı Rabbi hoşnut etmek, ona daha yakın olmak ve onun bereketini kazanmaktır. İkinci gruptakilerse insanların beğenisini kazanmak ve onların önünde hoş görünmektir. Kendini övmek ya da üstünlük göstermeye çalışmaktır. İsa bu yanlış hareketlerin hepsini reddediyor. İnsanların iyi işler yaparak Tanrı'nın beğenisini kazanamayacağı konusunda bizleri uyarıyor. Kutsal Kitap, iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övülmemesi için iyi işlerin ödülü değildir der. Bu konu hakkında aklıma bir hikaye geldi. Bu şehrin bir yerinde, tapınağın yakınında herkesten fazla, zenginlerden fazla veren o fakir dul kadını hatırladım. Ferisilerin altın ve gümüşleri vardı. Ama o kadının sadece iki küçük madeni parası vardı. Fakirdi ve sahip olduğu her şeyi verdi. İnsanlar tarafından görünmek, onların takdirini kazanmak için vermedi. Asıl önemli olan Rabbin bizim hakkımızda düşündükleridir. Onun söyledikleridir. Tanrı yüreğe bakar. O işi yaparken yüreğindeki amacın doğru olduğunu görünce seni över, seni hemen yüceltir. Evet, İsa bu dul kadının sunusunu övdü. İki küçük madeni para vermişti. Ama bu onun sahip olduğu her şeydi. Fakirlik içinde yaşamak için sahip olduğu her şeydi. İsa onu övdü, değer verdi. Onu diğer insanlardan daha çok yüceltti. Sevgili dostlar, bundan alacağımız ders ne kadar verdiğimizin önemli olmadığı, ne kadar vermediğimizin önemli olduğudur. İkinci şık olarak ne kadar fedakarlık yapıyoruz? Rabbe verdiğimizde kendimizden ne kadar fedakarlık yaparak veriyoruz? Üçüncü şık, yardım ettiğinde bunu yapmandaki gerçek sebep nedir? Yüreğinin derinlerinde seni vermeye iten sebep nedir? Hepimizin kendi kendine bu soruları sorması gerekir. Sevgili dostlar, Celile'ye giderken aynı konu hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Sadaka Yasası. Adamlarının görüşleri. Bizler Tanrı'yı yaptığımız iyi işlerle hoşnut edebilir miyiz? Örneğin bazı kişiler para vererek Rabbi hoşnut edeceğini düşünürler. Tabii ki paramıza yardım etmek güzel bir şeydir. Rabbin bize verdiği iyiliklerin karşısında sunularımızla ona şükredebiliriz. Ama en önemli olan yüreğimizde bizi bunu yapmaya iten isteğin gerçek sebebidir. Niye ve nasıl veriyoruz? Hatırlamamız gereken bir şey var. Yeryüzünde ve içinde bulunan bütün canlılar Rabbimizindir. Bize her şeyi veren Tanrı'dır. Onun bize verdiğinden bir bölümünü biz ona geri veriyoruz. Rab bize hayat, arkadaşlar, yemek, sağlık
ve başka birçok armağanlar veriyor. Sonra biz onun bize verdiklerinin küçük bir bölümünü ona geri veriyoruz. Sevgili dostlar, size bir gerçeği hatırlatacağım. Vermek konusunda en önemli şey hayatımızı adamak, varlığımızı Tanrı'ya vermektir. Hayatımızı Tanrı'ya verdiğimizde o bizi bereketler, bizi değiştirir ve onunla iyi bir ilişki içinde olabilmemiz için bizi hazırlar. Sevgili dostlar, biz verdiğimizde Rab bizi bereketler. Kral İsa'nın müjdesi, Elçi Matta'nın müjdesi. Yardım ve sadaka yasası hakkındaki konuşmamıza Kefernaum'un havrasında devam edeceğiz. Sevgili dostlarım, bu konuyu çalışmak için bu yer bence en doğru yerdir. Şu anda yine İsa'nın zamanında mevcut olan ilk havranın temelleri üzerinde inşa edilmiş bu havradayım. Eskiden havranın duvarları volkanik bölgelerde bol olduğu için kullanılan bazalt taşından, yani siyah taşlardan yapılmıştı. Ama daha sonra şu anda gördüğümüz beyaz taşlarla tekrar bu havra inşa edildi. Bu havra, Kefernaum'da ikamet eden Elçi Matta'nın ailesinin bir üyesinin bağışıyla ve sunularıyla yapılmıştır. Bundan dolayı burası tam isabettir diyorum. İsa buraya çok yardım ve sadaka verdi. Burada Petrus'tan ağları atıp vergi ödemek için gereken parayı bir balığın içinden almasını istedi. Bu şehirde, bu yerde birçok mucize yaptı. Petrus'un kaynanasını iyileştirdi. Çatıdan indirilen felçli adamı iyileştirdi. Yüzbaşının hizmetkarını iyileştirdi. Yaşam ekmeği hakkında öğretti. İsa 1,5 seneden fazla Kefernaum'da yaşamıştı. Bu şehir ticaret merkezi olmasının yanında havrada verilen kutsal yazılar dersleriyle de ünlüydü. İsa bu havrada ayağa kalkıp vaaz vermişti ve eminim ki gerçek yardım hakkında öğretmişti. O zamanlarda bu şehir çok kalabalıktı. Ama İsa bu şehri yargıladı. Çünkü bir sürü mucize ve belirtiler gördüler ama gerçeği kabul etmediler. Korkunç bir depremle bu şehir yerle bir oldu. O zamandan kalma bu havra ve bazı değerli sütunlar ve kemerler kazılarda ortaya çıktı. İsa'nın Petrus'un kayınvalidesini de iyileştirmiş olduğu yerde bir kilise inşa edildi. Sevgili dostlar, insanlar anlattığım fakir dul kadının bahşiş verdiği tapınakta yaptığı gibi buraya da sunularını getirirdi. Tapınakta farklı sunular için 13 değişik kutu vardı. Konumuzun vermek olduğunu hatırlayarak devam edelim. İsa burada verme konusunda en önemli şeyin ne amaçla ve ne şekilde yardımı gerçekleştirdiğimiz olduğunu vurguladı. Vermekteki amacımız insanların övgüsünü kazanmak değil, Tanrı'nın yüceliği için olması gerekir. İsa aynı zamanda bize vermenin ruhunu gösterdi. Bu ruh sevgiyle verme ruhudur. Memnuniyetle, tapınarak ve teslim olarak vermek gerekir. Kendi kendimize sana sunamayacağım bir şey yok Rab dememiz gerekir. İsa verme fedakarlığının üzerinde durdu. Yani bir şey beklemeden vermenin üzerinde durdu. Kutsal kitap eşsiz armağan için Rab'be şükürler olsun der. Tanrı insanı seviyor ve şöyle yazılıdır. Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik oğlunu İsa Mesih'i verdi. Şöyle ki ona iman eden mahvolmasın, tam tersine sonsuz yaşama kavuşsun. Sevgili dostlarım, verme şeklimiz Rab'le olan ilişkimizin durumunun göstergesidir. Rab için ne kadar fedakarlığa hazır olduğumuzu gösterir. Vermek Rab'bi ne kadar sevdiğimizi gösterir. Vermek sevinçle yapılır. Kutsal kitapta vermek almaktan daha büyük bir mutluluktur. Rab sevinçle vereni sever ve cömertçe versin yazılıdır. Rab'bin bize verdiğinden ona veriyoruz. İsa, ver ki sana verilsin dedi. Korintoslulara Paulus'un yazdığı mektupta da veren cömertçe versin ve ilk olarak
kendimizi Rabbe adayalım diye yazılıdır. Veren sadece sevinçli değil, aynı zamanda güçlü, zaferli, seven ve başarılı bir kişi olmalıdır. Davut da çok eskiden her şey senden gelir ve sadece elimizden geldiğinde sana veriyoruz dedi. Sevgili dostlarım, vermek kişinin gerçek motivasyonlarını ortaya çıkartıyor. Göstermelik ya da insan beğenisi kazanmak için değil. Tanrı'nın sevgisinden dolayı vermek gerekir. Onun işlerini seviyoruz ve sözünün yayılmasını istiyoruz diye vermeliyiz. Bugünlerde para büyük bir problemdir. Aslında paranın kendisi problem değil, insandaki açgözlülük problem olandır. Kutsal kitap, para sevgisi her kötülüğün başlangıcıdır. Bazı insanlar paranın arkasından gittiler ve imandan düşüp başına dert açtılar. Ve zenginliğinle Rabbe onur ver, o zaman ambarların taşıyacaklar diye söz eder. Tanrı bizi seviyor. Sahip olduğu en değerli şeyi, oğlunu bize verdi. Kurtuluş mesajını verdi. Ya sen Rabbe ne verdin? O senden bir şey istemiyor. Sadece oğlum bana kalbini ver, gözlerini yollarımdan ayırma diyor. Kalbini İsa Mesih'e ver. Matta 6:1-4. Dikkat edin. Yapmanız gereken doğru işleri gösteriş için insanların gözü önünde yapmayın. Öyle yaparsanız göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka vereceğiniz zaman bunu ilan etmek için önünüzde borazan çaldırmayın. İsa ikiyüzlü din bilginlerini ve başkâhinleri kınadıkça halktan birçok taraftar kazandı. Ne var ki kınadığı kişilerin ona karşı tepkileri de büyüdü. İsa tapınaktayken bağış tepsisine iki bakır para koyan yoksul bir kadın gördü. Daha fazla veremez misin? Size doğrusunu söyleyeyim. Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Öbürlerinin getirdikleri zenginliklerinden artanlardı. Ama o geçinmek için elinde olan ne varsa onu verdi. Söyle bize, bu gibi şeyleri bize anlatmaya ne hakkın var? Bu hakkı kim verdi sana? Size bir soru sorayım. Yahya vaftiz etme hakkını Tanrı'dan mı yoksa insandan mı aldı? Ne desek? Tanrı'dandır desek. O zaman neden Yahya'ya? İnanmıyorsunuz diyecek. İnsandandır desek buradaki kalabalık bizi taşlamaya başlayacak. Çünkü hepsi Yahya'nın peygamber olduğuna inanıyor. Kimden aldığını bilmiyoruz. Öyleyse ben de bunları hangi hakla yaptığımı söylemeyeceğim. Kapanış konuşması. Elçi Pavlus, kutsal ruhun yönlendirişiyle, iman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övülmemesi için iyi şeylerin ödülü değildir, demiştir. Lütuf, Tanrı'dan hak etmediğimiz armağandır. Tanrı'nın oğlu İsa'yı ve onun aracılığıyla kurtuluşu bize vermesine layık değiliz. İsa'yı kabul etmek ister misin? Tanrı'nın armağanını kabul etmek ister misin? İsa'ya iman etmek ister misin? Bu armağanı kabul edesin diye bütün yüreğimle senin için dua ediyorum. Görüşmek üzere. Tanrı seni bereketlesin. Gelecek programımızın konusu dua. Kral İsa'nın müjdesi, Elçi Matta'nın müjdesi. Bugün bizimle Yaşamın Işığı isimli programımızda beraber olduğunuz için çok mutluyuz. Bugün bizimle olduğunuz için çok mutlu olduk. Lütfen bize yazın. E-mail, mektup ve mesajlarınızda bu programın adını vermeyi unutmayın.
Şimdi duyacağın sözler gerçektir. Bu sözler yaşamını değiştirecektir. Tabii izin verirsen. Çünkü bunlar Tanrı'nın ta yüreğinden geliyor. O seni seviyor. O tüm yaşamın boyunca aramakta olduğun babandır. Bu onun sana yazmış olduğu sevgi mektubudur. Çocuğum, sen beni tanımazken ben seni tanıyordum. Ben senin ne zaman oturup kalktığını biliyorum. Senin bütün yollarını biliyorum. Başındaki saçları bile tek tek saydım. Çünkü seni kendi suretimde yarattım. Benim içimde yaşıyorsun, hareket ediyorsun ve bendesin. Sen benim soyundamsın. Ana rahmine düşmeden önce seni bildim. Yaratılıştan evvel seni seçtim ve seni planladım. Sen bir hata, bir tesadüf değilsin. Bilmelisin ki bütün günlerin kitabımda yazılıdır. Doğum saatini ve yaşayacağın yerleri ben saptadım. Seni müthiş ve harika yarattım. Seni ana rahmindeyken ben şekillendirdim. Ve doğduğun gün ben seni ana rahminden çıkardım. Beni tanımayanlarca yanlış temsil edildim. Ben senden uzaklarda öfke dolu değilim. Ben sevginin tek yorumuyum. Ve benim arzum bu sevgiyle seni mesletmektir. Çünkü sen benim çocuğumsun ve ben senin babanım. Sana armağanlarım dünyadaki babanın verebileceklerinden kesinlikle çok daha fazladır. Çünkü ben her an kamil olan bir babayım. Aldığın her nimet benim elimden sana gelmekte. Çünkü ben sana sahip çıkanım ve tüm karşılaştığın zorluklarda sana doğru yönelirim. İhtiyaçlarını biliyorum. Senin geleceğin hakkındaki planlarım ümit dolu. Çünkü seni ebedi bir sevgiyle seviyorum. Denizdeki kum tanelerinin sayısından fazladır seni düşünüşüm. Ezgiler söyleyerek seninle coşarım. Hiçbir zaman sana iyilik etmekten vazgeçmeyeceğim. Sen benim değerli gözdemsin, hazinemsin. Seni güçlendirmek benim yüreğim ve ruhumdaki en büyük arzu. Sana bilmediğin büyük ve erişilmez şeyleri göstermek istiyorum. Bütün yüreğinle ve bütün canınla aradığında beni bulacaksın. Benden zevk aldığında sana yüreğindeki tüm istekleri vereceğim. Bu istekleri senin yüreğine koyan da benim. Dilediklerinden, düşündüklerinden daha fazlasını yapacak kudretteyim. Seni sonsuz bir şekilde yüreklendiren benim. Her türlü sıkıntıda da seni teselli eden bir babayım. Kalbin kırıldığında sana en yakın olan benim. Çoban kuzuyu kucağında nasıl taşırsa, işte ben de seni öylesine bağrımda taşıyorum. Günün birinde bütün gözyaşlarını sileceğim ve bu dünyada seni üzen tüm acıları ortadan kaldıracağım, yok edeceğim. Ben senin babanım ve seni oğlum İsa gibi seviyorum. Çünkü sana olan sevgimi İsa aracılığıyla sana açıkladım. İsa benim öz varlığımın görüntüsüdür. Ve onun aracılığıyla sana senden yana olduğumu, sana karşı olmadığımı kanıtlıyorum. Sana suçlarını saymayacağımı anlatıyorum. Sen ve ben barışabilelim diye İsa Mesih öldü. Onun ölümü sana duyduğum sevginin en yüksek doruk noktasıdır. Senin sevgini kazanabilmek için benim için en değerli şeylerden vazgeçmeyi esirgemedim. Oğlumun sana sunduğu armağanı kabul edersen, beni kabul etmiş sayılırsın ve hiçbir şey bizi birbirimizden ayıramaz. Sen sadece geri eve dön ve senin için cennette eşi görülmemiş bir şölen çekeceğim. Ben hep babaydım ve hep baba kalacağım. Şimdi sana soruyorum. Benim çocuğum olmak istiyor musun? Ben kucağımı açtım ve seni bekliyorum.
Sevgilerimle, baban Yüce Tanrı. Thank you.